Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kardeşlerim, karındaşlarım, mühür günlerim, esenlikler, esen olsun, esen hu. İmkansız insanlar, yüreğimdesiniz arkadaşlar. Yüreğimdesiniz. Bugün yine bir değerli bir yüzü tanıyacağız. Arkadaşlar, bazı değerli büyüklerimiz yaparken fazla bilgiler yok. Ulaşamıyoruz fazla bilgilere. Kısıtlı, maalesef kısıtlı. Dedim ya işte, maalesef işte bir... bunların zamanında güzelce bir, yani matbaanın geç gelmesi... güzel arşivlenmemesi, arşiv o zaman olsaydı bakın arkadaşlar çok şey bilgiye ulaşabilirdik yani. Ben elinden geldiği kadar hatırlatmaya çalışıyorum arkadaşlar bu değerli büyüklerimizi. Bugün bunlardan bir tanesi ancak şimdi, daha sonra konuşuruz biraz. Arkadaşlar Tapduk Emre. 1210-1215 Horasan erenlerinden bir Türkmen dervişi. Yunus Emre'nin mürşidi 1210 ile 1215 yılları arasında doğduğu sanılmaktadır. Söylenene göre Hacı Bektaş Veli Yunus Emre'yi yetiştirme işini Tapduk Emre'ye bırakır. Tapduk Emre'den itibaren Anadolu'da bir Tapduklar topluluğunun varlığına rastlanır. Nallıhan Tapduk Emre dergahına 40 yıl odun taşıyan derviş Yunus Tapduklarının yetiştirdiği en büyük ozanlardan biri olarak görür. Horasan erenlerinden bir Türkmen dervişi Yunus Emre'nin mürşidi 1210 ile 1215 yılları arasında doğduğu sanılmaktadır. Söylenene göre Hacı Bektaş Veli Yunus Emre'yi yetiştirme işini Tapduk Emre'ye bırakır. Tapduk Emre'den itibaren Anadolu'da bir Tapduklular topluluğunun varlığına rastlanır. Nallıhan Tapduk Emre dergahına 40 yıl odun taşıyan derviş Yunus Tapdukluların yetiştirdiği en büyük ozanlardan biri olarak görülür. Yunus Emre şiirlerinde Hacı Bektaş Veli'ye dair ima bile yoktur. Bektaşiler batını geleneği devam ettirerek her tanınmış, sevilip sayılmış zaman ve zemin gözetmeden halkın saygısını kazanmak için kendilerine saymışlar. Bu yüzden Abdülbaki Gölpınarlı'ya göre Yunus Emre'nin silsilesinde Hacı Bektaş Veli olduğuna inanamıyoruz diyor. Tapduk Emre'nin mezarının yeri kesin olarak belirlenememiş. Olmakla birlikte Eskişehir, Nevşehir Hacı Bektaş ilçesi, Manisa, Aksaray ve Afyon Karahisar'da Tapduk Emre'ye ait olduğu iddia edilen mezarlar bulunur. Adının anlamı. Tapduk sözcüğü İslamiyet öncesi Türk topluluklarında var olan bir isimdir Tapduk. Türk ve Altay mitolojisinde yer alan söylencesel kahramandır. Tapduk. Tapduk da denir. Kötücül varlıkları temizlemek için gökten yere indiğine daha inanılan efsane kahramandır. Pek çok görüşe göre Yunus Emre'nin şeyhi olan Tapduk Emre adının buradan geliyor olması muhtemeldir. Hatta bazı araştırmacılar tarafından Tapduk Emre'nin tarihsel bir kişilik olmadığı bu eski efsane kahramanının Yunus Emre'nin yaşam öyküsüne halk kültürüne ve toplumsal bellek tarafından uyarlandığı öne sürülmektedir. Celal Beygili'ye göre Tapduk isminin anlamı tesadüfen bulmuş Azerice tapmak sözcüğü bulmak manasına gelir demektir. Ve ilahi bir güç tarafından gönderilerek bulunan çocuk motifiyle bağlantılıdır. Emre sözcüğünün ise imre kavramı ile bağlantılı olduğunu kabul edilmektedir. Amramak, emremek, imremek, aşık olmak demektir. Ve emre kelimesi de aşık manası taşır. Aşık manasını taşır demişlerdir arkadaşlar. Arkadaşlar kaynakçı olarak diyor Yunus Emre hayatı ve bütün şiirlerinde geçermiş Tapduk Emre'nin arkadaşlar ya. Tapduk Emre'nin
Bu Horasan erenlerinden bir Türkmen derviş olan Tapduk Emre. Tapduk Emre arkadaşlar çocukluğumuzda ben okumuştum yani. Abdülbahak Gölpınar'ın şiirini okumuştum ben Tapduk Emre'yi. Tavsiye ederim arkadaşlar. Ben hatırlatırım size. Hatırlatırım. Bulursunuz. Bunlar değerli büyüklerimiz arkadaşlar. Bizim Anadolu'da hala yaşar bu insanlar. İnsanların yüreğinde yaşar. Türk insanının yüreğinde yaşar arkadaşlar bunlar. Bu insan demek Türk birliği demektir arkadaşlar. Türk birliğini sağlayan insanlardır bunlar işte. Türk kültürünü, örfünü, adetini, geleneğini yaşatan insanlardır bunlar. Bakın arkadaşlar bir şey var. Bu insanların o zaman konuştuğu Türkçe ile şu andaki Türkçe aynı şey değişmez ya. Değişmez. Bir de Türkçe inanmaz. Ya bu insanlar bir de Türkçe inanmaz bir şekilde saygı göstermişler ve korumuşlardır Türk dilini. Çünkü arkadaşlar 13. yüzyıl çok inanılmaz bir yüzyıldır. Çünkü Türkçemiz kaybolma noktasına gelmiştir. Değil mi? Özellikle bu nevdüberisiz diller vardı arkadaşlar. Bakın. Özellikle Arapça, Farsça inanılmaz bir şekilde yok ediyor Türkçeyi ya. Yok ediyor. Düşün ya. İşte bu değerli büyüklerimiz sayesinde bak dilimiz her zaman korunmuştur yani. Korunmuştur arkadaşlar. Unutmayalım yani. Bakın aradan kaç sene geçmiş? 800 sene geçmiş ya. Ve bunların geçici talebeleri de var arkadaşlar. Bunların geçici öğrenciler de var. Ve bunların yolundan giderler. Halka hep birliği, beraberliği, kardeşliği, dostluğu anlatan insanlardır ya. Türk kültürünü yaşatan insanlardır bunlar ya. Onun için hatırlatacağız arkadaşlar. Bunlar bizim büyük değerlerimizdir ya. Çok büyük değerlerimiz bu insanlar. İşte ya arası hatırlatırsınız. Diyorum ki ulusal medyalarda ya. Değerlerimiz ya. Ya başkalarının değerlerini... Adamlar başkalar, yabancılar görsün dışarıdakiler. Ne kadar değerlerine sahip çıkarıyor yani. Biz de tam tersi unutturmaya çalışıyor. Bileceğiz arkadaşlar, bileceğiz ya. Bunlar değerli büyüklerimiz ya. Değerli büyüklerimiz. Dedim ya, elimden geldiği kadar hatırlatmaya çalışıyorum. Bayağı da yorucu oluyor arkadaşlar. Çok yoruluyorum ya. İnanılmaz bir şekilde. Çünkü aynı zamanda Fransa yayınları da var ya. Ama elimden geldiği kadar size hatırlatmaya çalışıyorum ya. Kısa da olsa. Çünkü dedim ya. Öğrenmemiz lazım. Bilmemiz lazım. Özellikle yeni geçen nesil arkadaşlar. Bunların öğrenmesi lazım ya. Bir Tapduk ya. Biz Nevşehirliyim mesela. Nevşehirliğe zaman Tapduk bilinir. Bütün Anadolu'da bilinir arkadaşlar ya. Tapduk Emre ya. Dedim ya, işte bu ulu büyüklerimiz sayesinde, dilimiz yürümüştür arkadaşlar, dilimiz kaybolmamıştır. Yaşatan insanlardı bunlar işte. Yaşatan insanlardı. Görüşürüz daha çok arkadaşlar çok belgeler olsun anlatalım ya. Yok arkadaşlar o zaman yok işte. Ama burada gidiyorsun arkadaşlar, 1000 sene önce gidiyorsun ya. Avrupa'da 1000 sene önce rahat rahat gidersin ya, arşivlere bakıyorsun ya. Neyse, ne diyelim. Bugün de böyle oldu. Tapduk Emre'yi yandık arkadaşlar. Ulu büyüğümüzdür. Her zaman söylüyorum. İnsanoğlu değerleriyle yaşar. Değerleri unutmayacağız. Hoşçakalın. Saygılarımı sunarım.